Sinan abi gidiyor mu? Gitti gitti. Sinan abi gidiyor mu? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bir cümle bir şey söyleyeyim. Sinan abiyi hiç bu kadar ciddi görmedim. Gitme durunur. Gitme ihtimali ne kadar fazla? Çok ama fazla. Sinan abi o yani sizin takımdan giderse çok büyük eksiklik. Çok büyük eksiklik yani. Mbappe'nin Paris Saint Germain'den gitmesi gibi. Yanına kim şey olacak? Yerine olursa. Seni göndereceğiz buraya. Vallahi. Yok. Orada futbol hiç konuşulmuyor ki. Tamam, ne şöyle bir şey söyleyeyim. Beraber gider gelirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Sinan abi giderse Sinan abinin yerine kimseyi almam hocam. Boş sandalye mi duracak abi? Abi. Boş sandalye. Öldü mü lan Allah korusun bu kimseyi almıyor. Bir de resmi hocam, oy bari öyle tövbe yarabbim. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Sinan abi bir çok tane adamdır, layık olabilecek adam birini söyle. Candır o can. Layık olabilecek birini söyle. Ya şimdi bir yorumcu tabii şey yoktur abi şimdi. Hepimiz gideriz, hepimizin yerine biri gelir. O şey yok. Ama Sinan abi hocam bu programı Sinan abi zaten. Bu programı tattır Sinan abi kurdu. Adamlığı da çok kaliteli adamdır abi. Böyledir böyle yani. Herkesin bir iyiliği vardır. Herkesin bir dokunuşluğu vardır. Konu açılmışken ben de açık bir şey söyleyeyim. Sinan abi candır. Tabii, Sinan abi giderse Sinan abi her zaman ya. Sen de gider misin abi? Her şey olabilir. Oo, Ertem Şener 2.3 üst üste. Sinan abi giderse ben de biraz program oluyorum. Her şey olabilir. Bunu tweet atalım. Sinan Engin şey giderse efendim Osman Başkan. Hiç önemli değil. Ben söyleyeyim istersen. Ben söyleyeyim istersen. Dur program. Dur ortalık hadi kapat yayını. Ortalık karıştı. Hocam ben daha sözleşme imzalamadım Beyaz TV ile. Bak ne? Bombalar geliyor. Anlık gecenin. Şu anda daha sözleşmem yok. Bir anda bir kişi geldi. Ben Osman Bey'i çok severim. Ama Sinan abi kalması lazım. Kalır ya Sinan abi bence. Sinan abi kalması lazım. Bu programı Sinan abi yaptı. Beni oraya Sinan abi getirdi. Hocam bizde öyledir. Yani sen de biliyorsun. Biz hepimiz öyle. Yani o şekilde zaten bu Vefa program büyüdü. Tabii Sinan abi bu programın gerçek sahibidir. Sinan abi olmazsa oraya kimse oturamaz. Çok başka bir şey orası. O koltuk başka bir şey. Ama ben de aynı fikirdeyim seninle. Yani ben de şunu söyleyeceğim. Daha benim durumum da çok net değil yani. Ha, kalabilirim. Oraya ay 11 numara Sinan abinin 5 ay formasını koy. Forma yeter. Şey sandalye. Doğru söylüyor. Çubuklu forma. Doğru söylüyor. Çubuklu mu 5 ay var? Forma yeter. Çubuklu. Doğru var, söylüyorsun. 11 numaraya koyuyor. Doğru söylüyorsun hocam. Olan ben sana bir şey sorabilir miyim abi? Sor abi. Cevap vermek istemiyorum diyebilirsin. Bu sene başka bir televizyon kanalından teklif aldın mı? Aldım. 3 tane kanaldan aldım. Oo. Normal canım. Üç tane kanaldan aldım. 3 tane kanaldan aldım. 2 tanesinde, 2 tanesiyle kafadan reddettin. Anlaşamadık. Yani kafadan daha böyle. Yok YouTube yapmayacaksın, yok işte şunu yapmayacaksın, hemen bunu bay yapmayacaksın. Bay. İsterseniz dedim prangalayın bir de beni. Hani zincire vurun öyle geleyim. Evin anahtarı ama ona göre maliyet var. Söylüyorsun onu da kabul etmiyorlar ama böyle. Tamam yapmayacağım. Tabii. Ben de dedim hadi bay bay. Teşekkür ederim bu arada yine de. Ama bir tanesi benim eski kanalım. Çok da seviyorum. TV100. Var odası. Orası için hani çok böyle eski o dinamikliğimin olması lazım hocam. Sabah 10'da 11'de gideyim. Akşama kadar koşturayım falan artık o güç yok. Sadece bir de televizyon da yok artık. Dijital medya. Çıkar senden Ertem ya. Bırak bizi yeme ya. Hocam yok vallahi. Ya vallahi yeme ya. Bir şey söyleyeyim sen de o enerji var ya. Hocam ben de televizyon istemiyorum ben ya. Hocam vallahi yalan söylemeyeyim. Ben Ertem abi telefonda ne dedim abi? Televizyon da var ama gitmeyeceğim. Ama izlenmiyormuş eskisi gibi televizyonlar biliyor musun? Siyaset yorumları ayrı ama futbol yayıncılığı için televizyona çıkmayı hiç düşünmüyorum ya. Ya televizyon olmayacağım da yani. Bu yıl bir daha öyle bir hata yapmayacağım. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Televizyonda spor programı kalmadı şimdi beyaz futbol haricinde. Aynen öyle. Beyaz futbol bittiği gün zaten şu anda birçok televizyon onu bekliyor. Dediğin gibi spor kanalları bir anda kalkacak böyle. Kim olacak? TRT Spor, Bein Spor, Sağ Spor olacak. Habertürk açtı spor kanalı. Açıyor. Hayırlısı olsun. Allah Allah. Habertürk spor kanalı açıyor yine. Abi bir şey söyleyeceğim. Hayırlı olsun yani ama ya bak bunu Habertürk için söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Mehmet Ayan açıyor başında. Mehmet Ayan kardeşimi kutluyorum. Zaten Mehmet Ayan ben var diye orası ilerler. Hayırlı uğurlu olsun. Mehmet Ayan var diye yürür orası. Ama şunu söyleyeceğim. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum onların. Bu söyleyeceğim ne Mehmet Ayan'la ilgili ne Habertürk'le ilgili. Arkadaş
Sokaktan geçen herkese mikrofon veriyorlar. Sokaktan geçen herkesi yorumcu yapıyorlar. Bravo. Sokaktan geçen herkesi muhabir yapıyorlar. Sokaktan geçen herkese maç anlattırıyorlar. Sokaktan geçen adam Ümit Özat'ı eleştiriyor. Sokaktan geçen adam Oktay Delilioğlu'nu eleştiriyor. Sokaktan geçen adam... Çok basitleştirilir. Doğru söylüyor. Yani şimdi söyleyeceklerim çok farklı noktalara gider de söylemeyeyim. Ama bu iş, televizyonculuk işi maalesef o kadar ucuzladı ki... Doğru, o kadar doğru. Ucuzladı ki ben çıkayım konuşayım edeyim. Ya bu adam yıllardır bu işin mutfağından dişiyle tırnağıyla bilmem nesiyle buraya kadar geliyor. Ya 2-3 sene ben, kamera arkasından izlemiyor muydu Beyaz'ı sizin? Ya ben 29 yıl 30. yılıma girmişim. Bu meslekte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben diyorum ki Zeki Müren gibi öleceğim diyor gibi öleceğim. Mikrofon başında öleceğim. Ben mikrofonu yani programda öleceğim, ölmek istiyorum diyorum. Benim Allah en büyük hayalim maç anlatırken diyorum Allah bir şekilde canımı alsın diyorum. Yani Allah korusun. Abi bu işi sadece para için ve ne bileyim 2-3 kişi beni sokakta görsün de tanınayım diye görenlere bu mikrofonları veriyorlar. Bu işi çok ucuzlatıyorlar. Yani izleyecekseniz bu adamı izleyin, bu adamı izleyin. Beni de değil yani. Tabii. Bu adamlar önemli şeyler yapıyorlar abi. Yayına gelmeden bu adamlar önemli şeyler yapıyorlar. Sizin bu adamlar başka şeyler. Çıkıyor işte o. Onun için kalkıp böyle ha hu bilmem ne cart curt demek de televizyonculuk olmuyor abi. Olmuyor. Bunu Rasim için demiyorum. Rasim de çocukluğundan beri abi, sen de biliyorsun televizyonculuk, gazetecilik Rasim senin burada. Baya baya televizyoncu başka yani. Bir şey. Ama şu anda beni en çok üzen hocam. Ya vallahi bile eskiden ben ama bu futbol hocam demiyor ki ben futbol adamıyım demiyor zaten. Oktay hocam sana bir şey söyleyeyim. Yok Rasim hiçbir Rasim'le demiyor. Kimse kıyaslamasın kendini. Hayır ben öyle. Futbol adamıyım demiyor. Yok senin için demiyorum. Çocuk demiyor zaten. Tabii hocam ben eskiden şöyle derdim. Ben Karagümrük'te oynadım, Avcılar Spor'da oynadım. Muğla Üniversitesi'nde futbol takımında oynadım. Benim iki diz kapağım kırıldı. Ben futbol oynadım. Ben yıllar sonra hep şöyle dedim. Allah'ım niye bana bu acıyı yaşattın? Ben bu adamdan çok daha iyi oynarım. Diyordum. Futbolcu olmak istedin. Evet, futbolcu olmak istedim ve o gerçekten olabilirdim ama Allah nasip etmedi. Varmış bir hayır. Televizyoncu oldum ama şimdi bakıyorum hocam. Ya gerçekten inanılır gibi değil. Herkes mi televizyoncu hissederken televizyonculuk yapar? Basit indirgedi. Herkes mi programda yorum yapar? Herkes mi? Doğru, ben Ümit Özat'ın karşısında, evet, Oktay evet. Hoca'nın karşısında, Ahmet Hoca'nın karşısında, Abdülkerim abinin karşısında, Sinan Engin'in karşısında yorum yaparken iliklerime kadar şöyle bir önce bir nefes alıyorum böyle. Diyorum ki ulan yanlış bir ifade kullanmayayım. Şimdi Ümit Hoca bozmaz beni o anda. Sen de bozmazsın. Bozmazsınız. Ama ekran karşısında 1000 kişi beni izliyor. Beşiktaş Marsilya maçını anlatıyorum. Biraz uzattım kusura bakma. Hayır bizim saat sınırımız yok. Marsilya Beşiktaş maçını anlattım. Mehmet abiyle, Mehmet Özdilek'le, Mehmet Hoca'yla. Dakika başı böyle anlatıyorum bak hocam. O hani Serdar... Neydi bizim bir stoperde bir çocuk vardı Ertuğrul Sağlam. Sağcı mı? Serdar yok Serdar sağcı değil. Bursa Spor'da da oynadı. Serdar Kurtuluş muydu? Hatta Serkan diye de kardeş de vardı galiba. Evet hocam çocuk 7. dakikada mı 10. dakikada mı ne çıktı oyundan. Ben Ertuğrul Hoca'yı eleştiriyorum maçı anlatırken. Yanımda Mehmet Özdilek var. Bak sene 2008. 8 mi 2009 mu ne? 8. Marsilya'dayım. Mehmet Hoca maçı yorumluyor. Ben anlatıyorum. Diyorum ki Beşiktaş takımının takım halinde ilerlemesi, takım halinde gelmesi lazım. Savunmayı böyle yapması lazım. Önde basması lazım. İşte 3-5-2'ye dönmesi lazım. 4-4-2'ye dönmesi lazım. Mehmet Hoca da o kadar efendi adam ki ağzını açmıyor adam. Ertesi gün uçağa bindim dönüyorum. Hürriyet gazetesini bir açtım böyle. Bir baktım. Mustafa Hoca maç yazısı yerine beni yazmış, bana geçirmiş. Aradım. Hocam dedim. Böyle yaptı. Ya oğlum dedi. Teknik direktör müsün sen dedi ya. Ben maçı dinlemek istiyorum. Sen bana teknik direktörlük dersi veriyorsun ve söylediğin her şey de yanlış dedi. Oo. Mustafa Hoca mı? Ertesi gün bebek kahvesine gittim. O hani o tavla oynadıkları var ya yani böyle bebekte. Gittim elini öptüm. Hocam çok teşekkür ederim dedim. Mustafa Hoca ya. Pozitif bir eleştiri. Ya bir şey söyleyeceğim. Pozitif mi? Köküne kadar eleştiri. Haklı. Şimdi o günden sonra ben şunu yaptım. Bir daha maç anlatırken 4-5-1'e dönmesi lazım. Alan savunması yapması lazım. Çıkarken üçlü defansa geçiyor. Dönerken beşli defansa geçiyor. Ulan senin işin mi bu? Sen maçını anlat.
Ama şimdi, şimdi herkes, bunu meslektaşlarım için söylemiyorum, sosyal medyada Ertem biraz teknik taktik şekilde anlat. Öyle değil abi. Bunu Ümit Özat, Hikmet Karaman, Oktay Derelioğlu, Mehmet Özdilek, bu onların işi Fatih abi. Terim, senin benim Şenol işim Güneş değil. Dinlerken, seyrederken ne diyor lan bu der böyle. Onlar diyorlardır da. Herkes izliyor seni. Sadece, tabii hocam. Sadece birileri hocam. Bu işten gelmeyenler değil. Gelenler de seni dinliyor. Tabii. Bak Mehmet Hoca'ya ben ondan sonra dedim ki hocam dedim gördün mü uçakta dönüyoruz. Dedi ki ben seni dedi üzmek istemedim orada dedi. Kibar adam olduğu için. Herhalde hocam. Tabii. Ben seni üzmek istemedim orada dedi. Adam doğru söylüyor. Şimdi Ümit Hocam yanımda ama bunu yapanlar mesela var. Benim yanımda öyle bir şey yapsaydın ben de maçı anlatmaya başlardım. Bravo. Barış'tan Kerem'e, Kerem'den bravo hocam. Kerem'den Meri'ye, Meri'den Abdülkerim'den, Abdülkerim'den Mert'e, Mert, Mert uzun attı. Allah sana lan bir günde sana. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Yapıyorum, yok. Hayır hocam bir dakika. Mustafa Denizli, Mustafa Hoca onda bana şöyle söyledi. Dedi ki ben seni uyarmıştım aslında dedi. Bil bakalım nerede dedi. Sana dedi 3 gün müsaade ediyorum dedi. Allah Allah dedim nerede? Sonra aradım çıldırıyorum ben hocam nerede? Sen de biz hangi maçı anlattık dedi. Inter Fenerbahçe dedim. Sen dedi Zlatan İbrahimovic topa dedi ayağın üstüyle vurdu dedin dedi. Ben ona ayağın üstüyle vurmazlar başka bir şey söyledim dedi. Aç şimdi izle dedi. Ben Mustafa sana orada hocam uyarıyı yaptım dedi. Hocam o kadar akıllı ki sen Mustafa Hoca'yla dans edebilir misin? Yok, bu konuda dedi ki tecrübe. Sen ne giriyorsun ki o topa? Ben orada dedi doğruyu söylüyorum sen benimle orada inatlaşıyorsun demişti böyle anladın mı hocam? Abi yanındaki adam seversin sevmezsin. Mustafa Denizli, tamam. Ümit Özat, Şenol Güneş, ya Oktay Derelioğlu, Fatih Terim. Yalandan şey yapmasınlar. Senin yerine gelene kadar, sana gelene kadar. Bin tane adam var. Bilmeyen, bin tane adam var ama. Dünya kadar okkabazlar futbol konuşuyor. Beni konuşturmasın onlarla da gidiyorlar at merkezde sabah akşam çay kahve içiyorlar. Bırak sen ben seni kırmamak için bir şey söylemiyorum da. Sana gelene kadar. Ooo sen futbol konuşuyorsun şey, kim konuşacak? Ben adam... Yani sabaha kadar futbolun feyizini bilmeyen gazeteci kılıklı adamlarla oturuyorlar. Beni konuşturmasınlar. Bak ama gelmek istediğim nokta biraz o önce işte. Ümit'e bir isimler söylüyorum. O da bilmiyor. Tanıyor. Türkiye'nin en önemli kanallarından. Bu kim ya? Yani kim mesela? Ben kim bugün? Kim yani kim? Ha evet. Şey, kim ya kim? Mesela konuşuyorlar. Ama Ertem'in şu anda anlattığı Ertem de kendini o hadsiz olarak görmüş ki orada. Evet hocam. Kendi haddimi aştım. Görmüş ki bu da insanın hatalarını görüp bugün Ertem Şener'den 3 tane kanal Ertem'e teklif yapıyorsa o hatalarını görmesinden dolayı yapıyor. Haddini bilmesinden dolayı yapıyor bugün. Ertem Şener olmak kolay değil. Herkes Ertem Şener olamaz. O öyle hatasını abi görüp teşekkür etmeye gitmiş. Bak adamda sendeki inceliğe bak. Sendeki şeye bak. Tavra bak. O kadar güzel ki hatanı kabul ediyorsun. Ondan ders çıkartıyorsun. Mustafa Hoca böyle bir adamdır biliyorum. Ben çünkü çok yakından tanıyorum kendisine. Çok seviyorum. Çok selam söylüyorum. Bir gün evindeyiz. Maç izliyoruz. Kumanda da benim yanındaydı. Şu kumandayı ver dedi. Al, buyur hocam dedim. Tık. Sesi kesti. Hocam ne yapıyorsun dedim. Ya o dedi bırak sessiz diyelim dedi. Ya bu dedi mi? Ne yapıyor ya dedi. Görmüyor musun dedi. Sabahtan taktik vermeye başladı dedi. Şey bir maç mı anlatıyor? Şey piyes mi anlatıyor dedi. Ya. Biz maçı sessiz dedik. Hocam bugün o, hocam dedim ya. Vallahi helal olsun büyük adamsın dedi. Ümit hocam bugün maç öncesini seyrediyorum. Şeyi Avusturya maçını. Ya hocam kafayı yedim. Bak bu TRT için değil ha geçerli. İşte bir maç öncesi yerde, YouTube'da, adamlar dolu, her yerde dolu. Hocam delirdim. Kim bunlar ya? Türkiye'yi değil, Avusturya milli takımını anlatıyor. Geçmiş, sağ bekliyor, sıkıştırırsa orada bir ikili savunma yaparsa burada. Ben sana demin bir şey dedim hocam. Onun teknik direktör olmazsa, değil ama onlar. Değil ya, işte, ne teknik direktörü? Kimse tanımıyor zaten. Ben sana demin diyorum ki hocam Kaan Ayhan olabilir mi? Stoperde peki Ferdi çıktıktan sonra o oraya olabilir mi? Bakarken bile göz kapaklarım titriyor böyle ulan. Şimdi abi Ümit Özat deyip geçmeyeceksin. Oktay Hoca deyip geçmeyeceksin. Bu adamların yani canım ya, anladın mı? Dünya pası avruf okumuşsun. Sorarken haddini bileceksin ya. Bak haddini bileceksin. Haddini bileceksin. O kadar büyük bir hadsizlik başladı ki. Şu mecra, dijital medya, X, Instagram bilmem ne. Dün böyle şey atıyorum. Bugün paylaşım yapıyorum kazanacağız diye. Bu cenabet gidiyor ya. Kesin kaybedeceğiz.
Şimdi onun çok güzel bir cevabı var. Niye cenabet oldum biliyorum, biliyor musun dediğimde ne yapacaksın hocam? Cevap veremeyecek. He? Tabii. Şimdi böyle bana, bir şey var mı? İşte namussuzun bir tanesi böyle dansöz kıyafete giydirmiş. Ne güzel olmuş, anana benzemişim dedim. He. Anayı bacıyı niye karıştırıyorsun diyor lan şerefsiz. Sen bunu yaparsan, ananı çok seviyorsan yapma onu. Tabii. Yani sen küfür edince karşıdan reaksiyon niye görüyorum diyemezsin. Onu söyleyeyim. Vallahi ben sadece şunu biliyorum abi, nacizane. Bak gerçek güç budur. Gecenin saat 2'si. Şu anda anlık 10.000 kişiyiz hala. Elhamdülillah Rabbim. Yapma ya. Vallahi. Maşallah. Ya arkadaşlar gerçek güç sizsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Gecenin bu saati bizi izliyorsunuz. Umuyorum ki Beyaz Stol devam eder. Beyaz Stol hepimizin efsanesi. Ama Ertem çok güzel bir konuya parmak tabii bastı. İnan şu anda yarayan, kanayan yaramız. Her önüne gelen, her önüne gelen çıkıyor konuşuyor. Bu kadar ucuz değil bu iş. Şimdi esas ana nokta ne biliyor musun? Padişaha Çingene'ye padişahlık vermiş. Tutmuş şeyini kesmiş. Babasını evet, kesmiş hocam. Derler ya. Burada da Çingene lafını kimse yanlış anlamasın. Birilerini aşağı bu lafın terimin gelişi olduğu için hiç ırk ayrımı mırk ayrımı olmaz değil bizde. O hepimiz insanız. Hepimiz şeyiz. Sadece bunu söyleyeyim diye. Çünkü bunun altında da bir şey ararlar şimdi. Evet. Bu hadsizliktir. İnsanoğlu dediğin haddini bilecek. Ama sen ona o yolu verirsen, açarsan, şimdi sen buraya BTV'yi kaliteli yapmak istiyor musun, istemiyor musun? Tabii ki. Şimdi burada çıkarttığın adamlar Ertem'in dediği tarzda insanlar olsa bu kadar başarılı izlenir mi, olur mu? Vallahi burada çıkan adamlar, şu an üçümüz de içinde konuşuyorum. Olmaz hocam. Olmaz. İttibali yok. Tabii. Kalite olmaz. Her zaman background'dur. CV'dir. Tabii. CV çalışır. Bak ne diyorum ben Ertem için. 97-98'deki halini gördüm. Bu adam dedim. Sen olursun ya dedim. Bak, Allah razı olsun. Belli yani. O ya 25-26 sene önce. Şu anda demek istediğim şu. O kadar güzel bir konuya kendi yakalamış ki her şeyle ilgili. Ben de aynısını biraz önce tak gösterdim şeye, Ümit'e. O diyor, ben de bilmiyorum diyor. Şimdi biz de müzdaribiz o konuda. Ya hocam. Yani biz de müzdaribiz. Hocam. Çünkü biz konuşuyoruz. Bizim konuştuklarımızdan bir şey anlamıyorlar. Affedersin, hiç CV'si olmayan, bir şey olmayan bir adam konuşuyor. O ön planda. Hocam yaşıyor. Bu ülkede sağlık memurunu, bak sağlık memurunu kalp ameliyatına sokarsan hasta masada kalıyor işte. Oo. Anladın mı? Bizim işimiz böyle bir şey yandık oldu. O zaman. Kalp doktoru burada, beyin doktoru burada ama sağlık memurunu bu programda sizin yanınıza oturtturuyorlar. Olmaz. Olmaz hocam. Olmaz hocam. Bu adam hukukçu. Bu adam avukat. Bu adam spor hukukçusu. Neyin ne olduğunu biliyor. Biz de az çok neyin ne olduğunu biliyoruz. Bir şeyleri biliyoruz hani, ama bilirken de had bilmek diye bir şey var. Neydi o cümle? Bir tek bir şey bilirim. En iyi bildiğim şey haddimi bilmek. Çok çok önemli. Haddimi bilmektir. Ben haddimi bilirim. Ha, devam etsinler. Önemli değil. Ama işte hani tekrar başa geleyim. Beyaz futbola niye Sinan abi giderse yerine kimse alınmaz? Sokaktan geçen herkesi o koltuğa oturtturamazsın. Oturtmaman lazım. Oturtturamazsın abicim. Onun için ben de hani bak, benim de durumum belli değil. Ben imzalamadım, etmedim. Bana her yer televizyon. Giderim inşaatta tek başıma çatıya bir tane bir şey koyarım. Şu tripodu koyarım. Senin tripodunu alırım koyarım. Anladın mı? BTV kanları. Kamerayı koyarım abicim. Kamerayı koyarım. Ben yayın yaparım. En az bir 5.000-10.000 kişi izler. Ben yine istediğimi yaparım. O ayrı mesele. Yapmasam ne olacak abi? Bir sene dinlenirim. Ha, ben dinlenemem. O ayrı mesele. Ama televizyonculuk bu kadar ucuz değil. Her programda kolay kolay büyümüyor. Beyaz futbolda harcatmam. Onun tabii için yani. O anlamı söylüyorum. Beyaz futbol bu işin kültüdür. Ona söylemekte yarar var. Gördüm, gördüm. Evet öyle galiba o. Ne? Atsana. Ama yok yok şey yok. Yayından sonra. Yayından sonra. Tamam. Var mı abi söylemek istediğin bir şey? Yok teşekkür hadi ederim. Oktay abi senin var mı? Yok teşekkür ediyorum. Ya son bir fotoğraf vardı. Soyunma odasından bir fotoğraf vardı da ben futbolcularımızı göremedim sadece. Verdi onu Samet de bir daha versin bakalım. Arkadaşlar size gecenin bu saatinde beraberiz. Hadi abone olun. Hocam ben futbolcularımızı göremedim. Hadi abone olun be Allah'ın izniyle hadi.
Arkadaşlar abone olur musunuz lütfen? He, doğru söylüyor. Hocam futbolcularımızı göremiyorum. Futbolcu araya bir iki tane bunlar kim vallahi? Hepsi orada ya. Bir tane sayın bakanımız. Sayın bakanımız var. En önde şeyler var. Ali Düşmez'i görüyorum en önde, Sayın Ali Düşmez'i. Şu orada bir tane sakallı var, o kim? O büyük işin arkasındaki. Göksel'e benziyor mu? Oraya mı gitti o? Değil. Ama futbolcudan çok böyle yönetici görüyorum. Sayın Spor Bakanı hariç o olur tabii. İşler iyi gitti mi herkes kareye girer. Hollanda maçında futbolcular daha da arkaya gidebilir hocam kazanırsak. Normal. 3-4 yönetici daha gelebilir. Normal. Final oynarsak futbolcuları soyunma odasından çıkartıp biz gelelim diyebilirler. O da ya olabilir. Ya ama bir şey söyleyeyim, ne olursa olsun şu turnuvada gerçekten çeyrek final çok önemli. Çok önemli. Çok güzel iş yaptı. Bravo, tebrik ediyoruz milli takımımızı. Kesinlikle. Yani 24 takımlı turnuvada onu atlamamak lazım çeyrek final. Son 16 yaşıp 16 takımı yedik. Tabii. Yani çok kıymetli. Çok çok kıymetli. Herkes sağlığına dikkat etsin. Bak bir şey söyleyeceğim. Bugün hastaneye gittim. Hastanede insanlar hastalık seviyesi gittikçe artıyor. Kimse farkında değil. Sağlıktan değerli bir şey yok. Sağlıktan değerli bir şey yok. Çocuklarımıza yedirdiklerimize, içirdiklerimize dikkat edelim. Birkaç tane çocuk gördüm. Çok üzüldüm. Ay Allah. Çok üzüldüm. Allah şifalar versin.